Arkadaşlar selamlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Endeksin kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Biz yüzün değerlendirmesini yapalım. Önümüzdeki süreçte neler bizi bekliyor onu bir değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi bugün oldukça özel bir gündü onu ifade edeyim. Haberlerin etkisiyle piyasayı yukarı doğru aldılar. Ancak açık söyleyelim biz bu değerlendirme kısmında hiç bu haberler gelmeden de bu analizin yukarı doğru olacağını bu kısımda yapının dik açılı bir şekilde gideceğini hem Zoom derslerimizde defalarca söylemiş hem de burada açıyı yükselerek dikleşerek devamında gelecek diye özellikle 11.000 seviyesini vadeli piyasada da 12.500 12.700 hattının hedefleneceğini bundan birkaç ay önce ve özellikle şu kısımdaki realizasyonu ve bu kısımdaki realizasyonda hem burada hem de derslerimizde akşam yaptığımız derslerimizi ifade etmiştik arkadaşlar. Çünkü biz şuna inanıyoruz, yapısal analiz modeli olarak haberler arkadaşlar birileri tarafından bilinir ve kullanılır. Dolayısıyla o haberler önceden biliniyordu, bugün haberler piyasaya servis edildi, pozisyonlar önceden belliydi ve o pozisyonlar gereği endeksi yukarı doğru taşıyan belli bir özellikle bankacılık ve holdinglerin tavan yapmasıyla beraber belli bir grup tahtası oldu. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar, bugün tabi çok yatırımcı şaşırdı çünkü sadece 100-150 tahta artı olurken ve endeks %4 artıları görürken, vadeli piyasa %4.5, biz %3.5 görürken 400 tane hisse, 450 tane hisse eksi kapattı. Hatta bazılarını taban gördük. Çok karışık tablolarla ve çoğunluğunda kırmızı olduğu bir grafikle karşılaştık. Arkadaşlar bu aslında hiç şaşırtıcı değil. Niye şaşırtıcı değil? şunu ifade edeyim. Bizi izleyen dönem dönem yapmış olduğumuz yayınlarda özellikle bu dönemin e, klasik pandemi döneminden sonra yaşanan e, dönemlerden çok farklı olacağı. Yani son 4 yıl, son 3,5 yılla bu dönemi karıştırılmaması gerektiğiyle ilgili defalarca ikazlarda bulunmuştuk arkadaşlar. Özellikle söylediğimiz şeyi hatırlatmak isterim. Analizlerde şunu söylemişti. bu dönem özellikle hisse seçimlerinin önce oldu. ve yabancıların ağırlıklı pozisyon alacağı tahtaların belirleyici olacağı. Onun dışındaki yan tahtaların, özellikle spek tahtalarının ve çöp tahtası diye nitelenen tahtaların ise başladıkları yere geri dönme ihtimallerinin olduğu, tabi bu en dipli kastetmiyorum. Ancak her tepkide verecekleri %10, %20'lik tepkinin tekrar başladığı yere döneceği. Dolayısıyla yatırımcının bunlarla çekilerek sadece bekleme zorunda kalacağı ve taşıyıcı pozisyona girebileceği düşüncesiyle doğru hisselerin seçilmesi gerektiğinin alakalı neredeyse arkadaşlar 5 aydır yani şu süreç başladığından beri, bu yılın başından beri özellikle söylüyoruz ki tahtalar, hisseler, doğru tahtalar seçilsin diye. Bizim model portföyde de belirlediğimiz, bu yılın başında belirlediğimiz bankacılığın arkadaşlar neredeyse %300'leri bulan son bir yıllık getirileri ve bizim model portföyün %80 ağırlığı zaten bankacılık ağırlığı, bankacılık ve holding ağırlığı, yan tahtalar ve çöp tahtaları ise sadece %25'lik bir pay bırakılıyor. Dolayısıyla analizlerin geçerliliği ortaya çekmiş oldu diye ifade edelim. Tabi burada yatırımcının alacağı dersler var. Bunları söylerken ben bilmiştim. Hikayesi değil. Yatırımcının alacağı dersler var. Analiz ederken niye analizler bu şekilde analiz ediyoruz? Akıllı paranın yönü ne şekilde olacak? Geçmiş deneyimlerimiz bize ne söylüyor? Hedef seviyeler nelerdir? Bundan sonra nelerle karşılaşılabilir? En doğru hisse seçimi nasıl yapılabilir? Eğitimini almak gerekir arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ben bu işi biliyorum diyen arkadaşlarımıza da sözümüz yok. Ama doğru yaptıysalar zaten ee, bu işi karlı olarak evet, sonuca ulaşmışlardır. Yanlış yaptıysalar da hepimiz için her yanlış bir öğrenme aracıdır. Böyle bakmak lazım. Ee, para kaybedilebilir. Kaybedenler varsa para kazanılabilir. Nasıl bir şeydir? Onu da ayrıca belirtmiş olalım. Şimdi vadeli piyasaya düzeneceğim. Vadeli piyasada çok ters takılan arkadaşlarımız olduğunu duyuyorum ben. Ee, özellikle short e, yönlü işlem yapan e, kişilerin e, özellikle bu çıkışta e, ve Aşırı primlenme olduğu düşüncesiyle e, ters pozisyona girip e, zararla sonuçlanan pozisyonların olduğunu biliyorum. Ben önümüzdeki e, bir hafta kadar sürecin nispeten yatay zikzaklı bir bant olacağını, özellikle vadeli piyasada 11 11 e, 2700 e, hattının e, bir ara direnç olacağı, burada maksimum seviyenin e, en azından bu 15-20 gün içerisinde diyelim. 13.500 olacağı maksimum hattan bahsediyorum şimdi vadeliyi de açayım da ona göre yorum yapalım yani endekste o zaman isterseniz şöyle yapalım endeks üzerinden gidelim önce sonra da vadeliyi yorumlayalım ve dersi bitirelim ee, biz endekste gün içerisinde zaten 5 dakikalık grafiklerde tam tepe noktada bu kısımda whatsapp grubuna bir realizasyon gelme ihtimalinin olduğu ve karların alınması gerektiğine ilgili ilk ağzımızı iletmiştik ki Sonraki gelen 4 saat boyunca da 5 saat boyunca da saat 1'de tepe nokta görüldükten sonra gelen satışlar 5 saat boyunca da satışların devamı görüldü. Buradaki düzeltme noktaları şu kısımdan arkadaşlar düzeltme noktası olarak takip edilebilir. Yani burada saatlik ortalamasına yaklaştık. Saatlik ortalamasının az biraz daha altı görülebilir. Sonra gelen tepki hareketleri muhakkak tepki hareketleri gelecektir. Güçlü, ivmeli bir hareket hala devam ediyor. Ancak bu ivmeli hareketin böyle uzun soluklu gideceği şeklinde değerlendirilmemesi lazım. 11.400'ün önemli bir direnç olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi bu süreçte nispeten bist oduz tahtaları, yani daha doğrusu vadeli piyasa yatay kalırken, yatay zikzak kalırken biz yüzde hafif toparlanma görülebilir. Çünkü oralarda da özellikle yan tahtaları dağıttılar arkadaşlar. Yani yabancı kurum bütün elindeki pozisyonları satarak büyük tahtalara geçti. Küçük tahtalar ise yerinde de saydılar hatta çoğu eksi oldu. E bu da tabii biraz moral bozucu bir durum oldu yatırımcı açısından. Yani yatırımcılar aslında portföylerini büyütmek yerine iyi bir dağılım yapamadıysalar çoğu yatırımcının portföyünün yatay kaldı. Hatta bir kısmını da eridiği ters pozisyona girenlerin de bu erimeden nasiplerini aldıkları şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir değerlendirme yapacağız. Değerlendirmeye geçmeden önce analizlerimizi hani şöyle bakalım. izleme listemizi Açalım ve vadeli piyasada bir hattımızı takip edelim arkadaşlar. Tabi burada görünürse evet göründü. Biz uzun zamandır malum bizi izleyenler bilirler böyle bir çizelge izliyoruz, algoritmik hareketleri takip ediyoruz ve e, bu neredeyse şu kırmızı hattın geleceğini buradaki hareketlerin sürekli düzen bizi takip edenler bilirler arkadaşlar sürekli takip ettik ve e, yönü e, buradaki zikzak hattını buradaki yükselişi bu hattı ve en son kırmızı hattın 12.700 hattının görüleceğini ilgili analizlerimiz net bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Şimdi diyeceğiz ki bundan sonra ne olur? Siz tabii merakla bekliyorsunuz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bizim analizlerimizi andık ve görmek isterseniz altın ve gümüş üyesi olarak bizim analizlerimizden yararlanabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. WhatsApp grubunda biz kritik yerlerde paylaşımda bulunuyoruz. Bugün gün içerisinde attığımız mesaj tam şurasıydı arkadaşlar. Burada realize olunmasına ilişkin yatırım tavsiyesi olmadan en azından kendi pozisyonumuzu paylaşma anlamında buralarda dikkatli olunması gerektiğini ilgili ikazlarımız vardı. Tabii bunu bir realizasyon olarak bakıyoruz. Orası zikzak hat, kırmızı hattının görevi budur. Zikzak Burada destek hattı nerelerdir derseniz 11.800 hattı vadeli piyasasından destektir. Daha aşağıda ise 11.000 seviyesi şu kısım önemli bir destektir. Buranın altını bu vade içerisinde, Haziran vade içerisinde beklemiyorum. Ama sonrasını şöyle bir gösterelim. Sonrası tekrar e, yukarı olacaktır diye beklentimiz var. Yani e, Haziran vadeden sonra Ağustos vade ve ondan sonrası da daha yukarı pozisyonların görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama bu arada tabii e, neredeyse bu kısımda eğer böyle bir hareket gelecek olursa %12'lik bir düzeltme demek olur. Tabi giden piyasada aşağı yönü analiz etmemek gerekir. O bir derstir arkadaşlar. Hepimiz için aşağı yönünde oynamamak gerekir. Peki ne olur derseniz yatay bant kuralları bağlamında bu bölgenin zikzak hat olacağını değerlendirmek lazım. Yani zikzakat hat yatay bant demektir. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı gibi. %2-4 yukarı %5 aşağı %8 yukarı %10 aşağı şeklinde zikzakları değerlendirmek lazım. Dolayısıyla pozisyonları ona göre almak lazım. Nasıl olur derseniz işte long yön işlem yapıyorsanız yukarıdan e, giden işlemlerde kar alıp aşağı geldiğinde tekrar long. Short yön işlem yapıyorsanız kademeli geri geldiğinde shortları kapatıp yukarı gittiğinde de kademeli olarak shortların açılması şeklinde yani zikzak bantın kuralları şeklinde hareket etmek lazım. Arkadaşlar bu detaylı kitabımız basıldığında inşallah daha detay okumuş olacaksınız. E, kitabın basımı da zaten yayın evinde. E, şu anda yayın evi kısmındayız. O kısım sonuçlandığında ben size duyuruyu yapacağım. Bu arada yani vadeli piyasada bu çizdiğim grafiklerin benzerlerinin oluşmasını beklerim. Yatay bant kurallarını bekliyorum bu bölgede. E, Maksimum seviyenin de şu bölge olabileceğini, eğer sıkıştırma devam ederse bu bölge olabileceğini ama tekrar kırmızı hattın içerisine gireceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan bu değerlendirmelerimi paylaşmak isterim. E, yani moral bozucu olmak istemiyorum. Moral bozucu olacak da bir şey yok. E, piyasa yukarı doğru gidiyor. Üzülmeyin. Herkes nasibinde ekmeğini yer diye de hatırlatmış olalım. Ee, akşam derslerimize katılmak isteyen arkadaşlarımız kanalımızın e, üyelik kısmında altın veya gümüş üyesi olabilirler arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.